Merhaba, ben Tunç Çaturoğlu ve Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorum'a başlamadan evvel geçen videomda sizlerden hep şu soru gelmiş oldu. Hocam hangi bankayla çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın ben o 20 Aralık gecesi veya başka herhangi bir zamanda bankamın uygulamasını kullanarak bankaya girişte bir sıkıntı yaşamadım. Bazı bankalara girişte sıkıntılar yaşanıyormuş, bana söyleniyor. Hatta bir takım insanlar da onların avukatlığına soyunmuş. İşte ne var? Bankaya girilemeyebilir. İşte böyle bir çok yoğunluk olursa sıkıntı elbette olur falan diye. Benim bankamda olmuyor. Ama bu demek değildir ki benim bankamla çalıştığınız zaman o alım satım aralıkları, makas denilen şeyler de az olsun. Hayır, orada da çok olabiliyor bazen bazı durumlarda. Öyle çok avantajlıdır falan diyebileceğim bir şey değil. Zaten diğerlerinde de daha avantajlı şeyler varsa da ben bilmiyorum. Kendi bildiğim kadarıyla bankaya girişte bir sıkıntı yok ama aralıklar olabiliyor. Bunu da söylemeden evvel şunu söyleyeyim. Bu banka veya iştirakleriyle herhangi bir ticari ilişkim tamamen müşteri olmakla sınırlıdır. Yani ben bu bankanın müşterisiyim, kullanıyorum. Bunun haricinde bir ticari ilişkim yok. Yani bunlardan bir sponsorluk almıyorum, reklam almıyorum, danışmanlık hizmeti vermiyorum, bir şey satmıyorum, tamam mı? Vakıfbank benim çalıştığım banka. Ve hiçbir zamanda da girişte de bir problem yok yani. Bunu da söylediğim için de bir para almıyorum. Ama girersiniz, bakarsınız işte ya burada da alım satım arasında farklar vardır dersiniz. Onu sizin bileceğiniz iştir. Şimdi borsada bugün çok ciddi düşüşler vardı. Niçin düşüşler vardı? Bankacılık endeksi önderliğinde düşüşler vardı. Bankacılık endeksi önderliğindeki düşüşlerin de buradaki sebebi tabii ki bu zorunlu karşılıklarla ilgili yeni düzenleme. Yani burada anladığım kadarıyla bu yeni kur garantili mevduat sistemine insanların dövizini bozarak geçmesi teşvik edilmek isteniyor. Benim anladığım bu şekilde. Yani siz zaten TL'desiniz. Buraya geçtiğiniz zaman bu çok da böyle istenilen bir şey değil. Aslında bu da iyi bir şey. Çünkü belki döviz talep edecektiniz. Bu durumda etmiyorsunuz. Buraya geçiyorsunuz. Ama asıl o döviz tevdiat hesabının bozulup buraya geçmesi tercih ediliyor, istenilen bir şeymiş gibi görünüyor. Çünkü o teşvik edilmeye çalışılıyor bu düzenlemelerle. Peki dolara olan bir insan neden bozup böyle bir şeye geçiş yapmak istesin? Neden bir insan dolarını bozup dolar korumalı, döviz korumalı mevduat hesabına geçmek ister? Dövizde bundan 3 ay sonra daha düşük bir seviye bekliyorsa geçmek ister. Yani bugün nedir bu? 11.80 civarında. Demek ki yani böyle 11.80'den daha düşük bir dolar olacaksa, öyle bir şey olma ihtimalini olduğunu düşünüyorsa bu kişi buraya geçer. Değil mi? Ama düşünmüyorsa niye geçmek istesin? Ya da işte 11.80'den biraz fazla da olabilir. Çünkü şeyde o arada biraz fazla da olsa faiz kadar olmadığı zaman gene faizi almış oluyor. Yani öyle de düşünebilirse geçebilir ama şimdi diyelim ki bu adam doları bozdu. Kur korumalı şeye geçti. Döviz mevduat hesabına geçti. Dolar da çıktı. Dönem sonunda ne olacak? Diyorlar ki işte biz bir kur açıklıyoruz. O kurdan sen aradaki farkı TL olarak alacaksın. Peki aldı TL'yi, gidip tekrar bankadan dolar aldığı zaman başlangıçtaki dolarını korumuş olacak mı? Yani adam 1000 dolar vardı, bu sisteme koydu, tekrar dolar da çıktı. Tekrar o parayla 1000 dolar alabilecek mi? Yani banka o Merkez Bankası'nın açıkladığı kurdan dövizi satmayı, doları satmayı taahhüt ediyor mu? Ve de o BSMV'yi de almamayı, muaf tutmayı taahhüt ediyor mu? Hayır, öyle bir taahhüt yok. O zaman bu adam başlangıç dolarından daha düşük bir doları olmuş olacak böyle bir durumda. Hele öyle makası açarlarsa %1'lere, 2'lere falan giderse adam zarar etmiş oluyor. O zaman da geçmek istemiyor. Çünkü
biraz böyle teşvik edecek bir şeyler olması lazım ki insanlar geçsin. Geçmiyorlara geçmeyince de bu zorunlu karşılıklarla ilgili düzenlemelerle hadi bu adamları geçirin falan gibi şeyler belki biraz teşvik edilmek isteniyor ama insanlar gene de geçmiyorsa bu sefer bankaya bir masraf çıkmış olacak. O da zaten işte borsadaki satışlara sebep oldu. Yani bankaların karlılığıyla ilgili bir endişe yaratmış oldu. Şimdi zaten diken üstünde borsa. Yani borsadaki insanlar şu bir yüzü gülmedi. Önce Covid geldi, düştü. Arkasından işte dünya piyasaları falan toparlandı, biz de toparlandık. Sonra Naci Ağbal görevden alındı. Berbat oldu. Zaten belini doğrultamadı o günden bugüne dolar bazında. Üzerine bir de bu 20 Aralık açıklamaları oldu. Bir daha berbat oldu. Şimdi bir de zorunlu karşılıklarla ilgili düzenlemelerle bir daha berbat oldu. Peki bu iş ne olacak yani? Valla ben ümitliyim. İlla bir şekilde toparlayacaktır ama gidişat iyi değil. Bugünkü düşüşlerin sebebi buydu. Şimdi şöyle bakacak olursak, bakın şu pandemi başından beri şöyle bir regresyon kanalı çizdiğimizde şu 6 Aralık'tan itibaren kanalın üzerine çıktığını, anormal bir yükseliş yaptığını görürüz. Zaten dolarda da öyle bir yükseliş vardı. Şimdi oradan geri geldi. Kanalın içerisinde aslında normal olması gereken yerlere falan gelmiş durumda. Yani şöyle 1802'ye de gelse eyvallah deriz yani. Okey deriz. Burası iyidir. Lakin yani buralardan artık görünüm bozuluyor, sata dönüyor haftalıkta. Bu hiç de iyi bir şey değil bu durumda. Şöyle günlükten baktığımda ise hareketli ortalamanın bayağı bir altındayız. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. O da şu, biz hareketli ortalamayla takip ediyoruz. Yani Kaufman hareketli ortalamasını. Ama böylesine anormal bir şeyler olduğu zaman bu hareketli ortalamayla fiyat arasında çok büyük bir fark oluşuyor. O kadar büyük fark oluşunca da hareketli ortalama artık bize yardımcı olamaz hale geliyor. Yani şimdi bakın bu hareketli ortalamanın geçtiği yer 2121. O zaman ne yapacağız? Biz ta 2121'e çıkıncaya kadar bekleyecek miyiz? O zaman da fırsat kaçıyor, değil mi? Hareketli ortalama ne yapsın? Şu anki durumda bile %23 aşağıda. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. iş gününde yani. Hareketli ortalama da yetişemiyor. Öyle olunca 2 saatliğe bakıyoruz. 2 saatliğe neden bakılıyor? İşte bu sebepten bakılıyor. Hani belki süper trendi falan da açıyoruz. Göründüğü gibi eksi taraftayız yani. Ve düşüş trendindeyiz. Kendimizi kandırmıyorum. Düşüş trendindeyiz. Nereden aşağı döneceğiz bilmiyoruz. Belki 1802 gibi bir yerler olabilir diyeceğim. Ama şu anda oradan uzaktayız. Yani ve ben bu 2 saatliğin üzerine de çıkmıyorsa, 1920'nin üzerine çıkıp orada kalmıyorsa borsada yükseliş başladı diyemiyorum. İşte bu bir tepki yükselişi olmuş, geride geldi. Tepki yükselişi olmayabilirdi. Olmayabilirdi ama bu zorunlu karşılık düzenlemesi tuz biber ekti yani. Artık yani burada şunun bilmiyorum ne kadar farkındalar. Şimdi biz İstanbul Finans Merkezi kuralım diyoruz, değil mi? Böyle finans merkezi gelişsin falan istiyoruz. Borsa da gelişsin, sermaye piyasaları gelişsin istiyoruz. Çünkü işte o bir finansman aracıdır şirketler için. Böyle hep faizden, krediyle falan bu işler zor oluyor. Daha düşük maliyette finansmana ulaşmak aracıdır borsa. O zaman bu borsanın gelişmesi lazım. O zaman ekonomi yönetimiyle ilgili bir karar veriliyorsa ya bunun borsaya etkisi ne olur diye bir düşünmek lazım. Hani biz bu Naci Ağbal'ı görevden alırsak acaba borsaya bir kötü etkisi olur mu? Gene de biz bunu görevden almalı mıyız? Başka bir çözüm düşünebilir miyiz diye bir kafa yormak gerekiyor. Ve o 20 Aralık işleri açıklanırken ya bunun borsaya bir negatif etkisi olur mu? Biz bunu azaltabilecek bir tedbir ne alabiliriz falan gibi biraz kafa yormak gerekiyor. Bugünkü olduğu gibi bu zorunlu karşılıklarla ilgili bir düzenleme yaparken bunun borsada banka hisseleri üzerinde bir negatif etkisi olur mu? Biz buna nasıl bir
kafa yoralım, bunu düşünelim diye biraz böyle duyarlı olmak lazım. Böyle olunca, olmayınca o zaman sermaye piyasasında da gelişme pek olmuyor. Yani bu şeye benziyor. Biz işte enflasyonla mücadele etmek istiyoruz ama benzin zamlarını geri almıyoruz. Onu ÖTV'ye gönderiyoruz. Çünkü bunun da şeyi var, bahanesi var. Bu kadar zaman ÖTV'den karşıladık, işte Avrupa'daki en ucuz benzin bizde vesaire falan. Bunların hepsi haklı sebepler gibi görünse bile enflasyonla mücadele etmek isteyen bir ekonomi yönetimi için haksız sebepler. Hiçbiri haklı değil. Aynı şekilde burada da bu yapılan işler, sermaye piyasasının büyümesini istiyorsak, İstanbul Finans Merkezi olmasını istiyorsak yapılan işler doğru değil borsa açısından. Bunu da söylemek istedim. İçimde kaldı çünkü bu kadar çok sermaye piyasasının zarar gördüğü bir dönem ben hatırlamıyorum. Arka arkaya alınan haberlerle ve karar verilen kararlarla ve çıkan bu haberlerle çok kötü gidişat maalesef. Buradan da bankacılık endeksindeki görünüme şöyle bakalım. Bakın orada daha bile kötü işte 2 saatlik. 2 saatlik o kadar yüksekte kalmış ki bankacılık kötü durumda kaldı. İşte günlükte de böyle altına geçti. Yani üzerindeydik biz bugün haricinde. İyiydik, fena değildik aslında. Ama artık o bankacılık da dayanamaz hale geldi. Bu son kararlardan sonra yani ve SATA da dönmüş bugün haftalıkta. Çok can sıkıcı, üzücü şeyler bunlar. Bir de uzun zaman yani konuştuğumuz şu dolar bazında endekse bakacak olursak tabii işte dolar bazında endeks ne işte yani anormal bir şekilde yükseldi dolar düşünce fakat borsada düşmesiyle birlikte geri gelmiş durumda. Şu anda 155'te. 155 fena bir yer değil aslında. 175'e 166'ya kadar da 76'ya kadar da gider demiştik. Bu kadar olaylar olduğu sırada işte bakın 176'ya kadar gelip oradan dönmüş. Tabii ne dolar kuru tam oturmuş durumda, ne endeks oturmuş durumda. Bunlar anormal hareketler. Kötü yani vaziyet. Yani 170 falan olmasını da bekliyorduk. En ihtimalle 176 olur diyorduk. Şu anda 155'teyiz. Dolar bazında şöyle bir %8'lik falan bir yükseliş potansiyeli oluşmuş oldu şu durumda ama kur ne olacak? Daha düşecek mi? Buralarda mı kalacak? Bunların hiçbiri hakkında evet ya şöyle olur diyebileceğimiz bir durum yok maalesef. Yani borsada görünüm negatif. Uzun vadede ben halen pozitifim. Bugün cazip hisseler videosu yaptım ama bankacılık endeksindeki bu durum kötü gerçekten. Haddinden fazla belki satışlar oldu ama diken üstündeydik zaten. Yani çok çok darbe yetmişti sermaye piyasası, borsa. Üzerine bunları kaldıramıyor artık. Kırılganlık çok arttı. Biraz ekonomi yönetiminin bu tarafları da düşünmesinde fayda var bence. Yani artık çok çok borsacıyı küstürüyorsunuz. Adam küstüğü zaman gidiyor dolar alıyor zaten. Ne yapacak ki? Aman abi diyor Türkiye'nin borsasından bir şey olmazmış diyor. Ben en iyisi dolar alayım oturayım diyor. Bu da kötü yani gerçekten. Bugün bir de Amerikan piyasalarından bahsedeceğiz. Uzun zamandan beri bahsetmiyoruz. Şöyle ki Dow Jones'tan başlayalım. Şöyle Dow Jones'ta eski kanalın içerisine geri döndük. Görmüş olduğunuz gibi yaklaştırmaya çalışalım. Kanalın içerisine geri döndük. Destek de bulduk. Geçen hafta al sinyali oldu haftalıkta. Güzel. Günlükte zaten işte yeni bir rekora doğru gidiyoruz. Az kaldı. Belki sene sonunu rekorla kapatır. Belki kapatmaz. Yakın bir yerlerde kalır. Dow Jones iyi işte. Ne diyeceğiz? Güzel. Amerika hep iyi zaten yani. Hep böyle gider mi? Gitmez. Ama şu anda iyi yani. S&P 500 o da aynı şekilde. Ala da döndü haftalıkta. O da güzel ve görmüş olduğunuz gibi artık bizim Fibonacci çalışması da geride kalmış. Yeni bir rekora geldi. S&P 500 rekorda şu anda.
seneyi de bu rekorla veya bunun üzerinde bir rekorla kapatabilir. Her şey olumlu görünüyor. Nasdaq'ta biraz satışlar var. Nasdaq biraz daha geride kaldı gibi gözüküyor. Ama haftalıktan baktığınızda Nasdaq'ta da al sinyali oluştu. Nasdaq da rekora doğru gidiyor. Bu seneyi belki o da rekorla kapatabilir. Bugün her ne kadar böyle olsa da. Yani Amerikan piyasaları hep iyi. Fed faiz arttırınca peki ne olacak? Bir kere Fed faiz arttırınca denilen şey Haziran'da bekleniyor. Yani daha çok var. İkincisi Fed faiz arttıracak da negatif faiz ortamı değişecek mi Amerika'da? Değişmeyecek. Gene borsa için olumlu olacak. O yüzden çok da belki 2022'nin en azından ilk yarısında endişe edecek bir durum yok. 2022'nin ikinci yarısında Eylül, Ekim, Kasım o aylarda belki bir şeyler olursa olabilir. Onun haricinde Amerika iyi iyi olmaya devam ediyor. Bizim taraf kötü kötü olmaya devam ediyor. Bugün altın, gümüş vesaire hakkında yorumum olmayacak. Dün yapacağım kadar yaptım zaten. Bugünlük de bu kadar.